arkadaşlar, ben Görkem. Bugün arkadaşlar beyin yakan fotoğraflara bakacağız, beyin yakan fikirlere bakacağız, beyin yakan tweetlere bakacağız. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada da aktifim bayağı. Takip ederseniz sevinirim, etmezseniz bana ne. Şimdi şey yapıyormuşum. Arkadaşlar Allah rızası için Instagram'ı takip edin ve kanalıma abone olun Allah için. İsteyen eder, isteyen etmez. Bana ne ya? Zorlama ettiriyoruz. Şimdi laf uzatmadan başlayalım. Siz Demet Akalın ablamızın yaşadığı TikTok olayını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız gelin izleyelim. Kira bugün moladayken, online derste, biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Birisini, o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Kira. Ve kredi kartımdan 7000 lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Ne alaka? Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri var mı? Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu konu hakkında şu haklı bu haklı demeyeceğim. Ama ablacığım, Apple ne alaka? Ne alaka Apple? Eğer sen telefonuna kredi kartını kaydettiysen, ki hepimiz böyle yapıyoruz, ben de dahil. Bir şeyi satın almak istediğinde online olarak tek tıkla alabiliyorsun. Tek parmak izinle alabiliyorsun. Ve kızın da TikTok'a gelip atmış. Yani burada hatalı biraz sensin ablacığım. Yani kızına keşke böyle direkt telefonunu vermeseydin veya biraz daha kontrol etseydin veya kaydetmeseydin. Bir çocuğunuz varsa kredi kartınızı kaydetmeyin. Uyanık olun. Uyanık olan her zaman kazanır. Şu an ağlayarak yazıyorum. Kuryesi 45 dakikada pizza getirdi. 30 dakika geçince bedava olmuyor mu deyince enseme şaplak attı. Ben bu çocuğun nereye şikayet edeyim? Dua et içeri girip ananla. Arkadaşlar Emrullah Sürmeli için ben bir video yapmıştım. Videoma yorum yapmadığı için ben telefonu da... Emrullah Sürmeli için şimdi ben bilgisayarı kıracağım arkadaşlar. Başarılar. Evet, bir tane hanımefendi story atmış. İnsan gezmekten yorulur mu? Yoruluyormuş. Aslında birkaç gün yataktan çıkmadan Netflix izlemek istiyorum. Bir yandan hiç durmadan keşfetmek istiyorum. Nasıl olacak lol? Kıyamam. Nasıl çaresiz? Bu arada birçok insan LoL'un anlamını bilmiyordur. LoL, League of Legends olan değil yani, oyun olan değil. LoL'un açılımı Loud Out Loud. Türkçesi yüksek sesle gülmek anlamına gelmektedir. Çocuğun mesajına 4 gün sonra tamam diye cevap verdik. Anında ne yapıyorsun yazmış. Ağlayacağım şimdi. Böyle insanları anlamıyorum ha. Arkadaşlar vazgeçilmez zannetmeyin kendinizi. Bir tokadı vurdu. Sanki bana şey. Kraliçe. Benden kimse vazgeçmez. Ben çok güzelim. Ben şeyliyim. Ben böyleyim. Benim bir tweetim vardı. Gelin göstereyim. Kendini bir bok sanan insanlar hayatta asla başarılı olamaz. Gelin şunu okuyalım, gelin. Boyu 1.74. Onu erkek olarak görmüyorum. Bana çok itici geliyor. Yakışıklı, karizmatik yapılı, iyi kalpli, hoş sohbetli, temiz kalpli çocuk. Ama boyu 1.74 ve onu erkek olarak görmüyorum. Sensörlü kapının bile görmediği kızın konuştuklarına bak. Lan boyun 1.83, ben sinirlendim. Bir tane hanımefendi bir TikTok videosu çekmiş. Sosyal medyaya yayınlamış. Kendi düğün kurallarını yazmış. Bir yorum yapamayız. Kendi fikri ama kendimce yorumlayacağım. Gelin izleyelim. Benim düğün kurallarım sizi çok rahatsız etmiş. Açıklayayım. 5'ten başlayayım. Evet. Çocuk olmayacak diyorum. Çünkü millet evet. Çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Çocuğu çocuğu etrafta koşuyor, düşüyor millet. Çocuk çünkü. Falan filan. Ben öyle şeyler istemiyorum. Çocuğuna bakamıyorsan getirmeyeceksin yanında. Evde mi bırakalım? Roman, halay, Türkçe şarkı kesinlikle olmayacak. Ben Roman oynamam. Ben halay çek... Romansız asla roman. Ben Türkçe şarkı dinlemem. Benim düğünüm. Ben bunların yapılmasını istemiyorum yani. Bu yüzden benim olduğum düğünde bunlar olmayacak. Kendi oynamadığım tamam, şarkıyı kanka. Neden çaldırayım? Ben başkası için değil, kendim için yapıyorum. Ben 5 farklı gelinlik giyeceğim. Çünkü ben hiçbir şekilde karar veremiyorum. 5 yaşımdan beri, şu an 21 yaşındayım. Hala daha karar veremiyorum. O yüzden hiçbiri içimde kalmasın. Hepsinin parasını 5-5 ben verir. Ben yaparım. Yapılacak 2 düğün yapılacak. İlkine ben gitmeyeceğim. Neden? Çünkü evleneceğim eşim belki roman havası oynamak ister. Ailem oynamak ister. Onlar ilk düğünde istedikleri gibi oynasınlar. Benim olduğumda da onların hiçbiri olmaz. Arkadaşlar benden size bir tavsiye, hiçbir zaman büyük konuşmayın. Yok şunu yapmayacağım, yok bunu asla yapmam diye konuşmayın. Çünkü yapmak zorunda kalırsınız. Bir TV programında gelen soruya bakın. Kocamın sağında mı yoksa solunda mı uyumam gerekiyor? Üstünde Frederick Gudbrandsen, artık nasıl okunuyorsa. Kız arkadaşımla 2 aydır evdeyim, çok sıkıldım demiş. Olabilir kral. Oğlum millet kafayı yemiş ya. Harbi diyorum kafayı yemiş. Yine bir sitede yapılan bir açıklama. Kardeşim hep osuruyor. Ne yapacağım? Tıp atak. Kulağına ama. Kardeşime soru soruyorum. Geliyor yüzüme osuruyor. Bana osurma gösterisi yapıyor. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kendine osurukla müzik yaptı. Sindirim sistemi nasıl çalışıyor anlamıyorum. İstediği gibi osuruyor. Dün yemek çok güzel olmuş değil mi diye sordum. Bakayım dedi, yemeğimi osurdu. Sen de eşlik et, tadını çıkar. Çok gerçekten çok büyük bir dert. Allah sabır versin diyorum. Geldim, bir sürü kargo açtım. Daha eşyalarımı yerleştireceğim. Of, düşünürken bile yoruldum be. Çok sağ olun bu bilgi için. Metrobüste bir erkeğin yanında oturuyorsan ve başka koltuk boşalmışsa kalkar oraya geçerim. Amaç iplik olsun. Yanındaki erkek kendini bok gibi hisset. Puh ananı. Kimin eli üstte olacak kavgası.
Puanını... Oğlum hayattan soğudum. İzleyenlerle birlikte hayattan soğuduk ya. Şu an izleyenler bana küfür ediyor. Diyor ki Görkem bir daha böyle videolar çekme. Arkadaşlar böyle insanları gösteriyorum ki ne kadar zeki olduğunuzu anlayın diye. Berşka nasıl okunur? Allah için sevgilimle kavga ettik nasıl? Berşka markası nasıl okunur? O Berşika diyor, ben Berşaka diyorum. Nasıl okunuyor? Şakşaka. Berşka. Berşka. Berşaka ne? Berşaka yaptım ya. Seni Instagram'dan takip etmemizi ister misin? Hayır. Ya bizle yemek yemeye ne dersin? Hayır derim. Canım dondurma çekiyor ama asla bulamıyorum arkadaşlar ya. Of, ne yapacağım ben şimdi? Burada da yok. Aa şu dolapta. Doğru. Burada. Tamam kanka en zengin sensin. Sevgilim bana tek taş almış, ne yapmalıyım? Ben ondan 5 taş istemiştim. O gitmiş bana 1500 TL'lik tek taş almış. Ayrılmayı düşünüyorum. Bence sen değil o ayrılmayı düşünsün. Online toplantıya gireceğim. Sizce bu çantamı mı takayım? Online toplantı için çanta mı? Ne? İnsanlar bu karantina döneminde fazlasıyla kafayı yedi ya. Lan bir benim beynim sağlam kaldı herhalde. Erkeklerin kız arkadaşım olur musun yerine erkek arkadaşın olabilir miyim diye sorması gerektiğini düşünüyorum. Hayır şöyle diyeceksiniz. Senden hoşlanıyorum bana çık. biz şimdi flörtlerle VP'ye de mi geçemeyeceğiz? Ha bu WhatsApp'ın sözleşme falan olduğu zamanlardan yazmış bu. WhatsApp'ı boşver sen direkt yatağa geç. Merhaba ponçiklerim. TikTok'ta hak ettiğimi almadığımı düşünüyorum. Ve sizlere veda ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Aga be. Şu an fark ettim ki biz Nicki Minaj'ın beynin büyüdü. Büyümesini izleyeceğiz. Ve bu... Anlamıyorum. Büyük Allah çarpsın bir şey anlamadım ablacığım ya. Her neyse ben biraz hayattan soğudum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yandaki videoları tıklayarak önceki videolara girebilirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bakın bu sefer cici demedim. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.